Arkadaşlar selam, ben Uğur Kardeş, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber evde pratik bir şekilde pirinci yıkamadan nasıl pirinç pilavı yapılır ve tane tane bunun sırrı ne, bunun içinde ne kullanıyorlar? Büyük restoranlar kocaman tabaklarda bize pirinç pilavını her zaman taze mi getiriyorlar? Taze getirmiyorlar. Biz bu pirinç pilavını yapıyoruz, dolaba atıyoruz ve yaklaşık 2 gün bunun tüketim ömrü var. Ve 2 gün boyunca siz tane tane bu pilavı yiyorsunuz. Peki bunun sırrı ne? Sırrı bir adet limon ve bir çay kaşığı şeker, bundan ibaret. Limon hem pirincin birazcık ayrışmasını, yapışmasını dolapta soğukken engelliyor. Şeker ise bu pirinç pilavının nasıl bu kadar parlak gözüktüğünü size gösteriyor. Kullanacağımız malzemeler pirinç, limon, tereyağı, birazcık zeytinyağı, tereyağı ve zeytinyağını karıştırıyoruz ve birazcık şeker, bundan ibaret. Pirinci yıkamıyoruz arkadaşlar. Büyük restoranlarda biz genelde pirinci yıkamıyoruz. İlk önce ben şehriye almaktan eriniyorum diyorsun. Birazcık bir avuç içine atacağım ve göreceksiniz ki bu aynı zamanda şehriye rengine de dönebiliyor. Birazcık kavurduktan sonra direkt pirinci üstüne atıp limon suyunu direkt üstüne sıkacağım. Şimdi istiyorsanız ocak tarafına geçelim. Suyumu kaynatıyorum ilk önce. Sıcak su kullanacağım. Ocağımın altını açıyorum. Tenceremi koydum. Tereyağını atıyorum. Ve soğukken ayırmış olduğum pirinçten 2 yemek kaşığı içine koyuyorum. Ölçülerim 1'e 1,5. Yani 1 su bardağı pirinci koyuyorsanız içine 1,5 su bardağı su koyduğunuz takdirde bu pirincin yapışma olanağı çok az. Kullandığım pirince gelirsek, baldo pirinç kullanabilirsin, yasemin pirinci kullanabilirsin, kırık pirinç kullanmayın. Çünkü kırık pirinç zor yapılıyor ve yapışıyor arkadaşlar. Şimdi bu arkadaş burada kavrulmaya başladı. Bunu yaklaşık biz bir 2-3 dakika kavuracağız. Fakat tereyağı eridikten sonra biz bunun içine zeytinyağı gireceğiz. Tereyağı süt oranı fazla olduğu için zeytinyağının içine girdiğimizde köpürmeye başlayacak. Ve bu ne olacak? İçinde köpürmeye başladığı takdirde bu pirinçlerin zaten oradayken, tavadayken ayrılmasını sağlayacak. Suyunu koyarken limonu sıkacağız ve bir çay kaşığı şeker koyduktan sonra kapağını kapatıp 15 dakika haşladıktan sonra bu pirincimiz tane tane olacak. Bunun garantisini veriyorum. Şimdi bu arkadaş burada kavrulmaya başladı. Sütleri zaten yavaş yavaş, yani o tereyağının kendi sütü yavaş yavaş çıkmaya başladı. Tolga abimin bana gönderdiği zeytinyağını, gerçek zeytinyağını içine koyuyorum. Bu arkadaş burada teker teker kaynamaya başlayacak kendisi. Yavaş yavaş sütleri zaten meydana çıkmaya başladı. Bu üstünde gördüğünüz köpük tamamen süt. Yani süt köpüğü arkadaşlar. Bu şekilde kaynamaya başladıktan sonra bunu ben birazcık kızdıracağım. Bu pirinçler bu şekilde beyaz beyaz değil, kararmaya başladığı anlara diğer pirincimi gireceğim. Onları yaklaşık 5 dakika kavuracağım. Kavurduktan sonra içine limon suyumu sıkıp birazcık o pirinçlerin tekrardan ayrılmasını sağlayacağım. İlk önce ne yaptım? Zeytinyağı ve tereyağını birlikte karıştırıp içine attım. Bu arkadaş burada kaynamaya başladı. Tereyağının süt köpüğü yukarı çıkmaya başladı ve bu süt köpüğü yukarı çıktıkça bu pirinçler ayrılmaya başladı. Yani böyle. Şu an ben bıraktığımda bile bu pirinçler bu şekilde ayrı. Tekrar ocağımı alıyorum. Bu arkadaş burada kavrulmaya başlıyor. Yavaş yavaş kararmaya da başlıyor. Yani şehriye almadan ben hem siyah hem de beyaz pirinci nasıl yaptım? Bunları karıştırıp nasıl bir mükemmel bir pilav yaptım, bunu gösteriyorum. Şimdi içeride pirinçlerim birazcık kavruldu. Bu pirinçlerin üzerine kendi normal beyazla siyahın arasındaki farka bakabilirsiniz. Bunlar hafif kavruldu, hafif yanmaya doğru gidiyor. Bunlar yanmadan ben beyaz pirinçlerimi de içine girip başka hiçbir şekilde yağ vesaire eklemeden bunları kavurmaya devam ediyorum. Zaten bu arkadaşlar birleştikten sonra çok mutlular. Cayır cayır ayrılacaklar şimdi birbirlerinden. İlk alta giren pirinç taneleri pirinç patla olarak bildiğiniz şeye dönüyor arkadaşlar. Direkt bembeyaz oluyor. Bu yukarıda gördüğünüz beyazlar pirinç patla. Bu normaller bizim gördüğümüz pirinç. Alttakileri de biz birazcık fazla kavurduğumuz için daha lezzetli ve daha aromatik bir tat elde edeceksiniz. Şimdi bu arkadaş kaynamaya başladı. Ben limonuma geliyorum. Limonu size daha önce de göstermiştim. Şimdi bu limonu size birkaç tarifte daha göstereceğim. Burada da tekrar gösteriyorum. Ortadan kesmek yerine bizim sokakta bildiğimiz midyeci tarzında ya bu kuyruk kısmından, baş kısmından değil, ya bu kuyruk kısmından içine oyup kesin. Fakat bu takdirde elinizi kesme riskiniz çok fazla. Ya da çapraz şekilde. Bu şekilde kestiğiniz takdirde bu limon arkadaş sadece suyunu buradan verdiği için bütün içindeki posası kalıyor. Çekirdeği çıkabilir. Ama buradan verdiği için bütün suyunu alıyorsunuz. Daha verimli bir alışveriş oluyor sizin için. Şimdi bu pirinçler hala kavrulmaya devam ediyor. Yaklaşık 10-15 dakika kavuracağız. Limonumun yarısını içine döküyorum. Bu limon arkadaşlar işim bitti. Bunu çöpe attıktan sonra
Bunu sadece bir kere karıştırıyorum. Bütün her yerine limon suyum değsin diye. Ondan sonra hazırlamış olduğum kettle'daki suyu almadan önce direkt yine kabımın içine limonumu sıkıyorum. Bir kaşık yardımıyla içindeki çekirdeklerimi aldıktan sonra kaynatmış olduğum suyu, bunun içine ben bir ölçü pirinç koymuştum, 1,5 ölçü kaynar su koyacağım. Bu arada hala pirinçlerim orada kavrulmaya devam ediyor. Bu bir. Yaptığınız en büyük yanlışı size söylüyorum. İçine pişerken tuz koyduğunuz takdirde tuz içinde tam erimiyor ve siz yerken çıtır çıtır olmaya devam ediyor. Bu da buçuğu. 1,5'umu koydum. Geriye döndüm. Buradan çok tatlı sizin de bildiğiniz arkadaşım olan şekeri aldım. İçine bu kadar şekerimi koydum. Ve bunun yaklaşık 3 katı tuzumu koydum. Bunlar burada dururken bu tarafta zaten olan pirinç pilavımı karıştırmaya devam ediyorum. Altı tam açık. Dikkat edin, yakmayın. Benden bir arkadaş dost tavsiyesi. Buraya geldim. Bunu karıştırıyorum. Bunun içinde olan şeyler şeker, su, tuz ve limon suyu. Bunu içine koyduktan sonra sadece bir taşım kaynadıktan sonra altını kısa alıp yaklaşık 15 dakika hiç karıştırmadan bekleteceğim. Demlenmesi için size daha önceden anneler babalar hep göstermiştir. Yaptınız mı bilmiyorum ama. Bunu içine koyduğunuz takdirde üstüne bazıları havlu sererler, bazıları gazete kağıdı koyarlar. Buna da hiç gerek yok çünkü limon suyu var. O bütün suyu zaten o çekip ayrıştıracak bir işte. Şimdi içine giriyorum. Bu arkadaşlar fokur fokur kaynamaya başladı. Aksiyon şimdi başlıyor. Bunu bir kere karıştırdım. Bir kere de tersine karıştırdım. Bu arkadaş 1-2 dakika kendi suyunu yukarı verecek. Ondan sonra bunun üstüne kapağı kapatıp ocağın en kısını aldıktan sonra 15 dakika sonra servise hazır. Kapağını kapatıyorum. Evet, bu pilavımızı aldık. Hiç açmadım, hiç karıştırmadım size gösterdiğimden beri. Bir tur şöyle bir çevirelim. Tane tane olmuş mu, yapışmış mı? Ona bir bakalım. Gayet bence tane tane oldu. Size bir taktik veriyorum arkadaşlar. Bu kaseyi suyla ıslatıp bu şekilde kullandığınızda pirinciniz yapışmaz ve rahat olarak çevirebilirsiniz. Kaseme doldurdum. Bastırıyorum. Kabımı aldım. Çevirdim. Allah büyük, devrilmez inşallah diyerekten kaldırdım. Pilavım perde pilavı gibi oldu. Arkadaşlar size böyle bir pilav yaptık. Eğer siz de istiyorsanız başka tarifleri görmek yorum kısmına yazabilirsiniz. Bu pilavı yapıp bana da Instagram'dan yolladığınız takdirde ben bunu story halinde paylaşacağım. Şimdiden kendinize iyi bakın. Bir sonraki yemek videosuna kadar esen kalın. Görüşürüz. Bay bay.